Geçen bir soru soruldu. Mesih'in gelişiyle ilgili değil. Denildi ki efendim İsa'nın gelişiyle ilgili hadisler tevatür derecesindedir. Yani demektir ki üste aktarılan hadisler var. Yani bunun Evet. hani yalan olması mümkün değildir. Nitekim yani bu sonuç böyle çıkarıyor arkadaş. Efendim çünkü tevatür derecesindedir bu hadisler. Onun için bizzat İsa'nın gelmesi şarttır. Evet. Tamam, böyle demek istiyor. Evet. Ama onun bir cevap Kur'an-ı Kerim, bakın Kur'an-ı Kerim eğer bir Ahmet'ten bahsediyorsa ise örnek olarak diyelim. Ki Ahmet efendim vefat etti diyorsa ve hadis bir Ahmet'in geleceğinden bahsediyorsa Kur'an'da bir Ahmet var. Öldü diyor. Hadis de bir Ahmet'in geleceğinden bahsediyorsa bu apaçıktır ki Kur'an'ın Evet. hadisle karşı Evet. şey ters Ters düşemez. düşüyor. Yani Evet. bu demektir ki Kur'an'ın bahsettiği Ahmet başkadır. Oradaki ifade Hadisin ki edilen başkadır. Ve evet. sonra bunu da, çünkü vakit çok az, şunu açıklamak isterim. Bu ilk defa bir peygamberin tekrar geleceği, eğer söylenmiş olsaydı, haber verilmiş olsaydı, belki bir yanılma payından kurtulabilirdik. Kefene ya Allah bizim haberimiz yoktu. Ama böyle değil. Önce de bazı Evet. ümmetlere bir önceki peygamberin geleceğinden ne dair bir haber verildi. Mesela İsa aleyhissalatu vesselamın gelişinden önce Yahudiler bekliyorlar ki İlyas peygamber tekrar gelecek. Evet. Şimdi Yahudilerin hakkı var ki Allah örnek yoktu, biz yanıldık. Sen İlyas dedin, İlyas gelecek, biz de İlyas'ı bekledik. Evet. Şimdi İsa aleyhissalatü vesselam geldi, Mesih geldi. Onunla dedik, o nerede? Yani o bizim beklediğimiz o kişi nerede? Evet. İsa aleyhisselam Yahya peygambere doğru böyle işaret ederek buyurdu ki, gelen gelmiştir, ister inan, ister inanma. Evet. Yani İsa aleyhissalatü vesselam yüksek mahkemedir, çünkü peygamberdir. O karar verdi ki, her ne zaman bir önceki peygamberin tekrar geleceği söylenirse o bizzat gelmez, ona benzeyen birisi gelir. Nitekim bu ümmette de o İsa, bakın İsa'nın kararı bu. Evet. İsa'nın geleceği, yani İsa gelecek ama Kur'an-ı Kerim'in öldüğünü söylüyor. Evet. Kur'an-ı Kerim söylemese bile İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın kararı bizi anlatıyor ki her ne zaman bir önceki peygamberin tekrar geleceğinden bahsedilirse o bizzat gelmez, ona benzeyen bir kişi gelir. İster inan, ister inanma. He, anladın mı? Bunu Heh. onun için Anladım. hadis eğer ister derecesi ne olursa olsun, Evet. Kur'an-ı Kerim'e Evet. ters düşüyorsa o hadisi biz Mesih olsam diyor ki Kur'an-ı Kerim'le uyuşturmaya, ona ne diyeyim tatbik etmeye çalışacağız. Evet. Ona uygun mana vermeye çalışacağız. Eğer uygun mana veremiyorsak diyeceğiz ki efendim Evet. bu hadis bu manada, Evet. anladığımız manada kabul değildir. Teşekkür ederim.